Herkese merhabalar. Sayın Gençlik Spor Müdürü, değerli protokol, taban birlikleri değerli başkanları, kulüplerimizin değerli başkanları, antrenör arkadaşı ve spor basımızın değerleri. 2019-2020 futbol sezonu ilimize hayırlı olsun. Ben geçen yıl çalışan tüm emektar arkadaşlarıma, emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Feyyaz Bey'i doğum günü kutluyorum. Onun yanı sıra bir yenilik, çok güzel bir yenilik. Ruhu şad olsun. Ali Bey'in ismi verilmesi bizi gururlandırdı, onurlandırdı. O yönden de teşekkürlerimi sunuyorum yönetime. Evet, Denizli başkanımızın dediği gibi diğer illere örnek olacak en güzel çalışmaları yapan illerden biri. Taban birlikleri olarak biz sürekli bir aradayız. Bir arada çalışıyoruz. Ve bu çalışmaların ürünlerini çıkartmaya çalışıyoruz ama tabi burada kulüplerin planlama yaparken hepimiz tabandan geldik çünkü. Planlamalarımızı yeterli sayıda yapamadığımız için başarıyı yakalamamız güç oluyor. Örnek veriyoruz işte, diyoruz Samsun takımları sürekli Türkiye şampiyonalarında derece yapıyor. Adana takımları yapıyor, İstanbul takımları yapıyor, Bursa takımları yapıyor. Niye biz bu takımlar seviyesine ulaşamıyoruz? Ama görüyoruz ki üst liglerde olsun, Bandiğimizde olsun ve süper amatör kümelerde olsun takımlarımızın altyapılara çok önem vermediğini dikkat ediyoruz, görüyoruz. İlimizde şunu söyleyeyim, antrenör açısından yeterli, kurs vermeyin artık. Yeterli sayıda antrenör var, 470 tane antrenör var. Bu antrenör arkadaşlarımıza iş olanakları bulmak için çalmadığımız kapı kalmıyor. Ben değerli kulüp başkanlarımızdan şunu rica ediyorum. Tabanı yapmamız için antrenörleri çalıştırmamız lazım. O antrenör arkadaşlarımıza değer verelim, çalıştıralım ve yetenekli çocuklar da geliyor. Ama dikkat ederseniz profesyonel takımlarımızda, ilimizde olan profesyonel takımlarımızda en son ben Oğuzhan Berber'i hatırlıyorum. 2 trilyona gittiğini, onun dışında bu ilden o tarihten sonra transfer ettiğimiz bir oyuncu yok dışarıya. Yetiştirdiğimiz oyuncu. Veya küçük yaşta kaybediyoruz oyuncuları. 2015 yılından beri sürekli seçmeler yapıyoruz. Altyapılarda seçmeler yapıyoruz. Genel merkezin teşvikiyle Geleceğin Yıldızları diye bir organizasyon düzenliyor genel merkezimiz. Ve biz de bunlara iştirak ediyoruz. Ve inanın elimizdeki çocuklar diğer kulüpler tarafından kapış kapış alınıyor. Bunun için ben bu çalışmaları gerçekleştiren antrenör arkadaşlarıma, kulüplere teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Altyapılara biraz daha önem verelim. 2019-2020 sezonunda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.